İyi akşamlar. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta maalesef maçı kaybederek dönüyoruz. 3 puan kayıpla dönüyoruz. Bu bizim için üzüntü verici. Oyuna yavaş başladık. Tempolu hızlı oynamayınca da rakip bunu iyi kullandı. Geldikte atakta yediğimiz ilk golde oyunun savunma anlayışıyla beraberliğe razıyken böyle bir gol atmaları onları biraz daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı 10 kişi kaldığımızda daha etkili ataklarımız ve pozisyonlarımız vardı. İlk yarıda maç başından itibaren temposuz oynamanın zararını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yok denecek kadar azdı. İkinci yarıdaki ataklarımızda 10 kişi kaldığımız için düşündüğümüz manada eksik kaldı. Bugün kendi oyunumuz altında oynayınca da maalesef kaybettik. Soru var. Kaybettik. Bu bir gerçek. Onun dışındaki başka bir şey bilmiyorum ben. Atılmasıyla ilgili de kırmızı kart gösterince oyuncu dışarı atılır. Ertan Suzgun Beyaz dedi. Hocam Avrupa'da 2'de 2 yapan bir Beşiktaş var. Lig'de de yarın Galatasaray kazandığı takdirde 8 puanlık bir fark oluşacak. Kalıcılarda bir söylemi diyor hocam. Maç seçme durumu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi giderken çok böyle çok ağır yoğun tempoda maç oynuyor. Maç seçme durumu var mı? Var mıdır hocam? Ne diyorsunuz? Bizde öyle bir şey yok. Bütün oyuncular kazanma isteği vardı ama bunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda bu istek olmasına rağmen yeterli olmadı. Bugün gençliğe bir maç oynadık. Bu maç bitti. Şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Siz arkadaşların yorumlarını bir şey saygı duyuyor. Bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü bizim konuşacak değil, çalışacak zamana ihtiyacımız var. Onu yapacağız. Başka var mı soru? Geri düşmeyle ilgili siz yorumları yazabilirsiniz. Biz bugün bu maçı bitirdik. Şimdi bu andan itibaren Monaco maçını düşünüyoruz.